Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, sponsorlarımız, Hüme Hastanesi ve Golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen lafı uzatmadan haberlere ve duyumlara başlıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza 10 TL ücretle aylık olarak katıl butonuyla katılıp üye olabilirsiniz. Çeşitli ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. En büyük ayrıcalığımız ise üye ücretlerini harcarken nereye harcadığımızı belirtmemiz. Çok merak ediyorsanız tavsiye ederim. 1 Kasım itibariyle resmi duyumlara, bakın resmi duyumlara başlıyoruz. Ha, abone olarak sizler de duyumlardan faydalanacaksınız ama videoları izlemek zorundasınız. Ama üye olduğunuz zaman direkt olarak duyumlara erişiminiz de olacak. Bilgilendirme yapayım da ben sonra, ya hocam deseydin 10 lira paramı Allah'ını seversen hemen üye olurdum, çok da uğraşmazdım, benim zamanım önemli diyen arkadaşlar için de bilgilendirme olmuş olsun. Aynı zamanda benim bir projem var. O proje gerçekleşirse tahminime göre Kasım 1'den itibaren artış gösterir. Ne kadar da Dünya Kupası aralığı olsa da belki 1 Aralık'ta 1000 üyeyi geçmiş olacağız. Projem gerçekleşirse beklemede kalın. Ha hocam benim durumum yok, kartım yok, ödeyemem vesaire diyen arkadaşlar, sizler de olabildiğince video izleyin. Beğeni atın, yorumlarda bulunun. Hatta reklamları izleyip reklamlara tıklayın ki sistem sizi has abonelerden saysın. Üyelik hediye edildiğinde canlı yayında olmasanız bile hediye üyelik gelip sizi bulsun. Benden tavsiye. Fenerbahçe para basacak. Devre arasında teklif yağacak. Biliyorsunuz bu haber dün sosyal medyada çalkalandı. Hani ligde, Avrupa'da Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Birçok futbolcumuz. Kim bunlar? Mesela Ferdi Kadıoğlu. Değil mi? Ferdi Kadıoğlu ile başlayan işte Rossi, Arda Güler, Crespo, Attila Szalai ve Zajc için Ocak ayında ya da Ocak ayına kadar resmi teklifler sunmaya hazırlanılıyor demiş. Şimdi şunu belirteyim. Resmi teklif şöyle olmuyor arkadaşlar. İşte yani hepsi böyle olmuyor. Ferdi Kadıoğlu'na talibiz 7 milyon euro verebiliriz. Ya da Rossi'ye talibiz kaç istiyorsunuz şeklinde olmuyor. Bazen ilgi mektubu şeklinde oluyor. Interest letter diye de geçiyor genelde. Mesela biz Rossi'ye talibiz, ne kadar istiyorsunuz falan gibisinden sorular olabiliyor. Bilginiz olsun. Ve zaten duyumlarında çoğu buraya oluşturacak. Çok fazla transfer teklifi bekliyoruz. Bilginiz olsun. Bunlar zirve yaptı. Inter'in Crespo'ya talip olduğu İtalyan basınında yer aldı. Ve 6 futbolcu için ciddi teklif bekliyoruz. Arda Güler, Dortmund olmak üzere birçok Alman kulübü. Mihal Zajc sezon sonunda sözleşmesi bitecek, uzatmak düşüncemiz var. Ha illa da gidecek şeyi taşımıyor. Mesela ben bir duyumcu arkadaşa baktım, şey diyor. Zajc kesinlikle devre arası gidecek diyor. Kesinlikle mi? Zajc diyor sözleşmesi bitecek, devre arasında satılacak. Peki sözleşme uzatılıp yaza gitme ihtimali var mı? Hocam mantıken yok. Bence var. Subliminal mesajlarda dikkatli takip etmenizde fayda var. Szalai için 18 milyon euro, Crespo için 15 konuşuluyor. Yani her durumda Jesus ne derse o yapılacak. Önce onu söyleyeyim. Şimdi siz bu isimleri bir kenara atın. Sadece bu isimler değil bu arada arkadaşlar. Birçok isim. Mesela İsmail Yüksek de takipte. Altay da takipte. Osayi'yi de scoutlar izliyor. Merak etmeyin. Ya sadece bunlar değil. Hatta ve hatta komik bir şey söyleyeceğim size. İnanmayacaksınız ama Arao bile devre arasında gidebilir. Şaşırmayın. Hatta ve hatta Gustavo Henrique bile gidebilir. Hocam sen de 3-5 tane tıklama alacağım diye ama salladın demeyin. Zamanı geldiği zaman yutarsınız lafınızı. Şimdi Fenerbahçe'de 2 tane cash gelir kaynağı var. Cash. Anında gelebilir bu para. Anında gelebilir. Bu para, yani bu paranın gelmesi bu isimlerin satılmasından daha net, daha yakın. Nasıl yani? Kim bu isimler? İki tane futbolcu arkadaşlar. Samatta ve Berisha. Samatta'dan ve Berisha'dan Fenerbahçe ciddi manada para kazanabilir. Ve astronomik fiyatlarla da gidebilirler. Mesela 8 milyon euro. Bakın şimdi önce şunu söyleyeyim. Elif Elmaslar, Kim Minji'ler yüksek fiyatlara gitti. Vedatlar değil mi? Yüksek fiyatlara gitti. Ama her futbolcu yüksek fiyata gidecek diye bir şey yok. Sezon başında Allah yar Ozan, Pelkas, Hals diye gitti. 3 isimden 10 milyon euroya yakın para kazanılmış. Ve haberde diyor ki Pelkas'ı sattı diyor. Ben zorunlu opsiyonla gitti diye biliyorum. Ama Transfer Market kiralık diyor. 30 Haziran'da geri dönüşü var diyor.
Bak. Ben satışı var diye biliyorum. Yani böyle bir satış var diye biliyorum. Bir gol bir asist 538 dakikada. Ama Transfermarkt kiralık diyorum. O çok önemli değil. Ama benim bildiğim kadarıyla 3 isim yaklaşık 10 milyon euroya gitti. Sonraki satışlardan da pay maddesiyle gitti. Onu da söyleyeyim. Tisserand 3 milyon euroya Al-Ettifak'a gitti mesela. Değil mi? Yani 3 milyon euro Tisserand için çoğunuza göre iyi para. 2 isim daha gönderiliyor diyor. Samat da Berisha. Şimdi Samat'tan özel durumu şu. Belçika ekiplerinden Genk'te forma giyiyor. Sezon sonunda 4 milyon euro kazanılabilir. Hayır, sezon sonunda değil, devre arasında kazanılabilir. Genk Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Samat dayı 4 milyon euroya zorunlu satın alıyormuş. Bakın, zorunlu satın alıyormuş. Şimdi Buruma için de bana çok soruyorlar. Hocam Buruma'yı zorunlu satın alma. Bir şey söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmamız halinde zorunlu satın alacak olsak Buruma'yı, zorunuza gider mi? Benim zoruma gitmez. Bak, Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalmamız halinde. Bilginiz olsun. Şimdi Samat'ta Genk'te 198 dakika oynamış, bir golü var. Bizi enterese eder mi? Etmez. Ben Genk'in Jüpiter Pro Lig'deki sıralamasına bakarım. Teşekkürler, bu arada kahvem de geldi. Jüpiter Pro Lig'deki sıralamasına bakarım. Yani puan durumu ne şekilde? Yazalım abicim. Belçika Ligi puan durumu. Anında da zaten çıkıyor. İnternet çağındayız. Genk 14 maçta 37 puanla lider. Maşallah. Allah nazardan saklasın kardeşlerimi. Çok güzel bir takımdır Genk. Belçika'nın en iyi takımıdır. Genk'e yanlış yapan bize yanlış yapmış demektir. Berisha için de Almanlar, bakın, Berisha için en doğru duyumu ben verdim, ha, bilginiz olsun. Sezon sonunda alırlarsa yüksek bedelli alıyorlar. Ama devre arasında falan 4 milyon 250 bin euroya alıyorlar. Alabiliyorlar. Uzun lafın kısası, Samatta'dan dolayı zorunlu olarak Genk'e şey yapılabilir. Satış gerçekleşebilir. 14 maçta Allah Genk'in yolunu bahtına açık etsin. Royal Antwerp, inşallah maçlarını kaybedersin sürekli. Genk kardeşim arka arkaya 15 maçı daha kazandı mıydı? Biz hayırlı olsunları çekeriz. İki futbolcudan siz 8 milyon euroyu bekleyin şimdiden. Bakın, en az zararla atlatılmış olacak. Ha, zarar var mı? Var. Ama en az şekilde atlatılmış olacak. Yine İtalyan devi Crespo için geldi dedi diyorlar. Bakın, geldi ayrı bir şey. Geldi ayrı bir şey. Şimdi İtalyan devi Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçını izlemiş. Onu öne sürüyorlar. Ve Fenerbahçe 15 milyon euro istedi diyor. İkinci lig ekibinden aldı. 27 yaşına geldi futbolcu. Türkiye macerası kötü başladı diyor. Hayır, asla kötü başlamadı. Birkaç kişi çöp etmeye çalıştı ama olmadı. Başaramadılar çok şükür. Süper Lig rekoru kırdı diyor. Yani 13 kilometre koşarak Süper Lig'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırdı. Başakşehir maçında zaten dehşetül vahşet oynadı. Çıplak gözle izlemişler. Demişler ki biz bu çıplaklığa hayran kaldık. Yok. Çıplaklık mahallesi demiş. Bir esprimiz var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bilmiyorlar. Canlı yayınlarda sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ben çok forma dağıtmış bir adamım. Daha da dağıtmayı sürdürüyoruz inşallah. Şimdi hediye forma göndereceğim. Formu dolduruyor üyeler. Genellikle üyelere daha çok dağıtıyoruz. Çünkü üyelere dağıtmak daha kolay oluyor. En azından bazı işlemler kolay oluyor. Arkadaşım biri yazmış. Neydi? Döşeme altı Antalya. İşte Çıplaklık Mahallesi. Bilmem ne caddesi. Bilmem kaldıran apartman mı, indiren apartman mı, bilmem ne yazmış. Kat 7 numara 31 yazmış işte. Döşeme altı Antalya. Şimdi bende tabii biraz da sazanlık da var. Canlı yayındayım. Dedim ki arkadaşlar, bak üyeler, ben size bir insanlık yapıyorum ya. Yani şuradan kazandığım parayı yiyebilirim de. Ya hayır işlerinde, güzel işlerde kullanıyoruz. Artı para biriktiriyorum. Forma dağıtıyorum. Bu terbiyesizliği bana yapmamanız gerekiyor. Hani hoş değil bu dedim. Ta ki gerçeği öğrenene kadar. Gerçekten de Antalya'da böyle bir adres var. Ve gerçekten de bu adreste kalan bir üyemiz varmış. Gerçekten de Antalya'nın Döşemealtı diye bir ilçesi. Döşemealtı ilçesinde de Çıplaklık Mahallesi diye bir mahalle varmış arkadaşlar.
Sizler de araştırabilirsiniz. İnternete yazın. Antalya Döşeme Altı Çıplaklık Mahallesi diye. Yani tamam, şey var ya, bir tane konuşanlar mı, konuşamayanlar, böyle bir program orada diyor, bir hikayeni anlat, şey hikayesi diye. Bu da benim hikaye olsun. Yani bunu yaşadık. Biz arada sırada esprisini yapıyoruz. Çıplaklık mahallesi mi, döşeme altı mı diye. Bazı arkadaşlar yanlış anlamasın, hani kanalımızda kızlar, gençler falan çok var. Böyle bir şey yaşadık. Bakalım sonuç ne olacak? Ve son haberimiz, Jorge Jesus bunu da yapıyor. Yıldız Avcısı. Şimdi bak. Haberi hiç okumadan tahmin ediyorum. Jesus Fenerbahçe'de devam edecek. Şimdiden genç yıldızları gözüne kestirdi. Scouting yapıyor. Doğru mudur? Bakalım. Fenerbahçe'nin diğer yanına altı yazı götürdüğünde gelecek vaadin isimleri yetiştirmeye çalışıyor. Takım otobüsüne tezleri duvarlara yazılana kadar her şeyi belirlediğin zamandır. Hadi. Jorge Jesus kulübünün bu ne ya? Düzgün ayarlardan. Uzun lafın kısası, alt yaş kategorilerindeki futbolcularımızdan bazısını 68 yaşındaki çalıştırıcımız yetenekli ve potansiyeline güvendiği isimleri. İshak Vural 16. Hocam İshak Vural öldü mü? Ney? İşsiz Acun kaldı mı? Anlamadım. Felek Öçin aldı mı? Emdi Yürek Yançın. İshak Vural öldü mü hocam? Niye İshak Vural'ı göremiyoruz? Görmek isteyene her yerde İshak Vural var. Ya bu çocuğun bedensel gelişiminde bazı problemler yaşandı. Yani yaşandı derken takibe alındı. Ve bu çocuk takibe alındıktan sonra bu çocuk gelişimini sürdürmeye devam ediyor. 16 yaşında alt yaş kategorisinde belli bir maça çıktığı için A takımda oynatılabiliyor mu? Tam bilmiyorum ama oynatılabiliyor diye biliyorum. Fakat beklemekte fayda var. Yiğit Efe Demir 18 yaşında. Hatırlarsınız yazında denendi. İkinci devre denenebilir. Jorginho o da 19 yaşında. Altyapı oyuncuları A takım idmanlarına çıkıyor. Özel taktikler, özel bilgilendirmeler, briefingler, videolarla Jesus onları hazırlıyor. Bakın Jesus'un parlattığı yıldızlar Avrupa'nın devlerine gidiyor. Darwin Núñez, Nuno Tavares, Gonçalo Ramos. Yani bunlara da çok sık forma vermiş zamanında. Ama hocam Arda Güler yeterince oynamıyor. Ya çok basit şeylerin peşine gidiyorsunuz. Ulan arkadaş, birer dakika, ikişer dakika oynatıp futbolcu kaybedeceğine, zamanı gelince oynasın, 45 dakika izleyelim, 90 dakika izleyelim. Bak sportif kariyer mesela. Gerson Martins, işte Pereira gibi birçok oyuncuları kullanmaktan çekinmemiş. 21 yaşında transfer ettirdi Darwin Núñez. 80 milyon euroya. Renier 30 milyon euroya Real Madrid'e gitmiş. İki futbolcudan 110 milyon euro. Çok basit bir soru. Çok 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 basit bir soru. İshak Vural, Yiğit Efe, Jorginho'dan 110 milyon euro elde edecek desem. Hocam ne yapıyorsa yapsın kabulüm dersiniz değil mi? Ben de ne yaparsa kabulüm. Ve Fenerbahçe zoru kolay yaptı. Biri Beşiktaş derbisi olmak üzere Ekim ayında şu ana kadar 6 maça çıktı. Bir beraberlik alıp hiç yenilmedi. 3 günde bir maç yaptı. Kritik galibiyetler. Beşiktaş deplasmanından 1 puan çıkarttı ama zorlu Başakşehir virajı geçildi. Ekim ayını inşallah Ren ve İstanbulspor maçlarında kazanarak bitiririz ve kayıpsız bir şekilde yolumuza devam ederiz. Ligde kalan 2 maç, yani Dünya Kupası'na kadarki 2 maç ve Dünya Kupası'ndan sonrası için de en azından çok ama çok avantajlı duruma geçeriz. Siz dua edin, Ren maçında, İstanbulspor maçında ve bundan hariç kalan 3 resmi maçı da kazanıp Dünya Kupası arasına girelim. Bakın ondan sonra daha çok konuşuruz. Merak etmeyin arkadaşlar, asıl Dünya Kupası arasında konuşacağız. Jorginho'nun gelişimini konuşacağız. İshak Vural'ı konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Ve konuşmayı sürdüreceğiz. Sizler destek oldukça, sizler beğenilerle, yorumlarla, ne bileyim, üyelikte çeşitli şeylere destek oldukça biz burada olacağız inşallah. Katkılarınızdan dolayı bu sefer ben size teşekkürlerimi sunuyorum. Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz da burada sona ermiştir. Hepinize saygılarımla.